Oldu kireçli suda. Dezenfektan işlemini yaptık. Bu soğan torbalarında sızacak. Küçük şöbürlerinden al. Biz. Adın soyadın kaç yaşındasın? Hatice Çetin, 53 yaşındayım. İşte bu işi araştırıyordum, yani bir senedir hevesim de vardı. İstiridye mantarı, yani bizim bu ektiğimiz istiridye kayın mantarı, kavak mantarı. Ondan sonra belediye başkanımızdan gittim, işte çadır istedim mi? Çadır kurdu, Allah razı olsun. Tohum desteği, çadır desteği verdi. Evinizin bahçesinde kaç metrekare? Evimizin bahçesinde 5 metrekare var. 5 metrekare yerde üretiyor. Yani bunu desteklerimiz olursa büyütmeyi istiyor. Buna hevesim var. Aylık ne kadar mantar üretiyorsunuz? Kaç aydır yapıyorsunuz bu işi? Vallahi bu işe daha yeni başladım. 4-5 ay oldu başlayalı. Evinizin geçimi buradan? Evet, evimizin geçimini buradan sağlamaya çalışacağız inşallah. Tamam. Burada 70-80 torba yakın var. İşte 100 kiloya yakın var. Belki de fazla. Mantar elde etmeyi düşünüyorum inşallah. Öyle olacak. Evin geçimi buradan sağlamaya. Vallahi evin geçimini buradan sağlamaya çalışacağız. Yani tohum desteğimiz olsun, çadırı büyütme desteğimiz olsun. Ondan sonra bu, yani destek olursa biraz daha büyütmeye çalışıyorum. Seviyorum yani bunu yapmayı. Bu işi evinizin bahçesinde yapıyorsunuz? Evimizin bahçesinde imkanım olsa daha çok büyütüp daha çok yerler elde etmeyi düşünüyorum inşallah.
Hani bu mantarın içlerini samanlarından ise hazırlıyorsunuz, nasıl Mantarın samanlarını dezenfekte ediyoruz. Bir gün sızmada kalıyor. Ondan sonra ikinci gün ekimini yapıyoruz. 20-25 gün kuluçka dönemi oluyor. Ondan sonra çıkıyor. Bu hasadı da 3-4 defa oluyor. Aynı poşetten bir hasat ettiğimiz zaman yani 4 defa 5'e de yakın oluyor yani. Hasadı oluyor. bebek gibi bakıyorsun mantarlara. Aynı kırklı bebek gibi bakıyorum bunlara. Bunlara hepsi yani bakım istiyor, suyunu, nemini. Yani şey günüz bunun suyunu, nemini veriyor. Akşam da ışığını açıyor, sabaha kadar ışığı yanıyor. Bunu Maliyetler kurtarıyor mu peki? maliyetler de kurtarmıyor. Vallahi biz bunlar da yani biraz yani imkansızlıklardan dolayı da yani şey yaptık. Ama seviyorsunuz bu Ne işi yapmayı. seviyorum, bu işi yapmayı seviyorum. Evde oturmaktansa yani bir şeylerle uğraşmak, bir şeyler üretmek. Yani ben seviyorum. Sorgun Belediye Başkanı da destek oldu. Ona Sorgun teşekkür Belediye ederiz. Başkanımız çadırı kurdu zaten burayı. Ondan sonra tohum desteği ilk seferinde vermişti. Tohum desteği Allah razı olsun. Yani onun şeyler de çok yardımından dolayı biz yani başladık bu işe. Yoksa o işi yapmasa yapamazdık biz yani.